Evde tavuk pirzola nasıl pişirilir? Sağda solda aramanıza gerek yok. Ahmet Şef burada. Size efsane bir tavuk pirzola pişireceğim. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlayınca. Şöyle göstereyim. Yoğurt suyuyla başlıyoruz. Bu yoğurt suyu daşı delir. Şöyle biraz daha koyalım. Yoğurdumuz var. Suyu yoksa ne yapacağımız? Kenarından şöyle bir kaşık açacağımız, oraya su yarım saat içerisinde toplanır. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Pul biber. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da kekik attık. Salçayı abartmayalım. Sadece bir tatlı kaşığı atsak yeterli. İçine 2 yemek kaşığı sıvı yağ boşaltıyoruz. Şöyle bir sarımsak doğrayalım. Sevdiğiniz baharat varsa onlardan da ilave edebilirsiniz. Mesela ne? Köri. Eğer çok seviyorsanız köri yarım çay kaşığı atabilirsiniz. Fazla atmayın. Yemeğin lezzetini bozmasın. Ağır gelir. Arkadaşlar bu pirzolları döverken şu etli kısımdan vurmayacağız. Etli kısımdan vurursak ne yapar pirzola demiri? Etimizi dağıtır, bozar. Pirzolayı tersinden şöyle derisini kapatacağız. Tersinden 2-3 kere vuracağız. Pirzolamız zarar görmez. Gördüğünüz gibi de mis gibi çıkar. Tekrar bir tane daha göstereyim. Çok zamanınızı çalmayalım. Derli kısmı üstüne gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş derilerden vurmaya başlayacağız. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi mis gibi çıktı. Dövdüğümüz pirzolları hemen şöyle bir tane gösterelim. Sosumuzun içine atıyoruz. Hafiften sosu bir sıyırıyoruz. Tepsimize dizmeye başlayalım. Dışarıdan da öyle sesler geliyor. Nisan ayına geldik. Sanki kurt gelecek. Bu sene yaz gelmedi. Artan sosumuzun dibine şöyle bir çay kaşığı kekik atıyor. Az bir de kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kadar. Biraz da tuz atıyor. Bunu şöyle bir karıştıralım. Tabii ki bu yemek yalnız yenmez. Yanında ne lazım? Garnitür lazım. Yani hiçbir şeyi heç etmeyeceğiz. Her şeyi değerlendirmesini bileceğiz. Elma dilimi patatesleri sosun içine atıyoruz. Ortalama kişi başı 2'şer tane 3'er tane patates hesaplayabilirsiniz. Bir tane de soğan. Lezzete lezzet katsın diye soğanlarımız iri olacak. Patateslerimizi şöyle bir soğanlarımızı baharatlayalım. Yemeği güzelleştirmek de malzemeyi kullanmak da tamamen size bağlı. Siz mutfağa geçtiğiniz zaman şu şuna yakışır deyip sadece onu yapmanız gerekiyor. Gerisi nasıl olsa yemek olur. Öyle bir endişeniz olmasın. Pişmez, yemek olmaz diye bir endişeniz olmasın. Artan sosun hiçbir tarafını hiç etmeyeceğiz. Şöyle bir daha bastıralım. Şimdi sıra geldi. Asıl fırın açıklamasına. Bazı ev fırınları ısıyı yeteri kadar vermiyor. Eğer fırınınız ısıyı yeteri kadar verecek derecedeyse 180 atacağız. Yeteri kadar ısıyı verecek durumda değilse
Ne yapacaksınız? 200 derece yatacaksınız. Şimdi yemeğimizi fırına götürüyoruz. Fırının orta gözünü atıyoruz. 180 dereceye atıyoruz. Daha önce de söylediğim gibi fırınızın derecesi çok önemli. Ortalama bir 40 dakika 180 derecede tavuklarımızın, patateslerimizin pişmesini bekleyeceğiz. Kontrol edeceğim. Tam dakikayı o zaman vereceğim. Fırınımızın kapağını açalım. Ortalama 45 dakika oldu. Şöyle patatese parmağımızı bastığımız zaman içine göçecek. Görüyor musunuz? İçine göçüyor. Patateslerimiz pişti. Patatesler piştiyse zaten tavuklar da pişmiş demektir. Şimdi bir aşaması kaldı. Önceden atmadım ki yemeğimiz yanmasın diye. Şöyle bir yeşil biber atacağız üzerlerine. Biberlerimiz yanmasın diye. Domatesi üzerinde çok sevmiyorsanız kenarlarına da koyabilirsiniz. Sarımsakları üstüne atıyoruz. Suyun içine değdirmiyoruz. Sebebi ise sarımsakların yanması için. Lezzete lezzet katması için. Şimdi bu aşamada fırınımızı en yüksek dereceye alacağız. Üstündeki domatesi, biberi yakacağız. Fırının üst gözünü atıyorum. Daha çabuk yansın diye orta gözden aldım. Fırını 220'ye alıyorum. Fırından çıkar diyoruz. Patatesimizin bir tanesini gösterelim, görüyor musunuz? Patatesler hamur gibi oldu. Tavuklarımız da gördüğünüz gibi. Şöyle bir çevirelim. Çıkan pirzolayı gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ahmet Şef YouTube'da, Instagram'da sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.